hiç olmazsa bir şiiri severiz. Yazarız, çizeriz, okuruz, biliriz. Biliriz. Biliriz ve güzeldir. Ama ben şiirden ziyade biraz Oktay'ı anlatayım size ya. O aşk ama yani içinden geldiği gibi. Hani 30 küsur yıldır böyle etrafında bir yiğit var, bir delikanlı var. Bir adam var. Bir adam. Böyle büyüyor. Birlikte büyüyoruz. Birlikte büyüyoruz. Çok acayip diyorlar. Mesela bir sürü farklı duygulara o duygular üzerinden dokunan bir adam. Bu adam. Şimdi onun için burada olduğumuz bu adam öyle bir adam ki mesela böyle gece bir gün önce gece boğmak istersin sinirini bozar. Ertesi gün yaşama sevincini tazelemek için ilk onu duymak istersin. Onun sesini, onun kıpırtısını duymak istersin. Öyle bir adamdır. Mesela en zor zamanında hiç kimsenin ruhu duymazken, bilmezken, ilgilenmezken, bak vallahi doğaçlama söylüyorum. Şiir mihir, hikaye, ne şiir abi. Çok kıymetli şairler var. Hepsine saygımız sonsuz. Lakin başka bir şey var hayat. Bir gerçek de yatıyor. Sonunda kimiz, kaç kişiyiz, neyiz, ne oluyoruz, nereye gidiyoruz filan filan ya. Bu adam, bak bu adam, en olmadık zamanla mesela benim hayatımda, etrafında Ercan, o anda hiçbir dostumun kafayı uzatmayacağı bir anda, birden en olmadık zamanda kafayı uzatıp, bir dakika deyip benim hayatımı kolaylaştıran bir adam. Çok net. Vallahi bile, iş olsun diye söylemiyorum. Beyler birkaç kadeh hepimiz kadar içtik. Ya şiir, şarkı tamam yani çok güzel icracı dostlarımız var. Müthiş şarkılar söylediler. Müthiş. Arkadaşlarımız çok güzel eşlik ettiler. Ben de duyguladım. Bu adamla ilgili birkaç bir şey söylemeye borçluyum. Belki bundan sonra ömrüm yetmez diye. Belki bu da ilk defa. Vallahi ilk defa. Bu da böyle kısmet olmadı. Mesela bu akşam böyle bir şey. Gitti abilerimiz bir şey. Ay, sen kalıyor musun? Ben gidiyor muyum? Bilmem ne. Birileri gitti. Birileri kaldı filan filan. Sonunda bu kadar mıyız? Peki dedin mi? Dedim. Ben anlatmak zorundayım. Oktay ya. Bu adam hiç ummadığım bir zamanda şunu diyen bir adam mesela. Ya bir derdim varmış. Nereden duydun? Sen söylemedin. O bir yerden duymuş mesela. Onu söylemekle ilgili yükümlülüğü var ve onu hissetmiş. Öyle bir adam bu adam. Öyle bir çocuk. Adam, adam! Bir yerde, bak bir yerde, bak bir yer. 20 yıl önce mesela Antalya Film Festivali'nde bir şey. Hani ben bir aşk hikayesinin adamı oldum. Olurduk, olmazdık. Bunlar başka şey, hepimiz bir şey olduk. Sıkıştığımız zamanlar var. Maksadın odur, değildir. Mesela seni yanlış anlaş, seni yanlış kodlayacak bir zamanda kafayı uzatan ilk adamdır mesela bu. Abi geri git söylüyorum. Adam. Ve bunu defalarca göstermiş bir adam. Defalarca. Refleks. Yani şimdi büyüdü. Sakallarını aktarmışlar. Mesela şiire çok yakındı. Çok güzel okudu şiirleri. Hep çok güzel okudu. Ama mesela şiirle hiç ilgisi olmayan bir sürü insanın duygusunu da okşamayı bildi. Onları taşıdı. Onları sırtladı. Birçok insan böyle bir şey yapmaz. Bana ne der ya? Ben aktörüm. Sanatçıyım. Bir sürü çatlak sesi taşımak zorunda mı? Hayır abi, oraya gönlünü açtı. Döndü buraya açtı. Döndü oraya açtı. Döndü. Neyse uzatmayayım. Oktay.
İyi ki varsın, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki arkadaşımızsın, kardeşimizsin. Seni çok seviyorum. Haydi Abbas. Ki...